Merhaba arkadaşlar, PES sevenler birliği kanalına hoş geldiniz. 2 soru 2 tahmin serisi ile karşınızdayım arkadaşlar. Her salı bu seriye ait bir video çekiyoruz. Peki 2 soru 2 tahminde ne yapıyorduk? Kısaca bir özetleyecek olursam top açılımı yapıyoruz. Büyük bir top açılımı. Top açılımına geçmeden önce iki tane soru soruyorum. Ve sizlerden de iki tane tahminde bulunmanızı istiyorum. Ben de tahminde bulunuyorum. Ve videonun sonuna geldiğimiz zaman 2'de 2 mi, 2'de 1 mi, 2'de 0 mı yaptığımızı birbirimizle paylaşıyoruz. Benim en sevdiğim, en eğlendiğim top açılımı serisi bu arkadaşlar. Hemen sorulara geçeyim. İki tane soru soracağız. Birinci sorumuz arkadaşlar. 500 bin GP'lik top açılımı yapacağım. Tam tamına 500.000 bin GP'yi harcayacağım. Peki kaç tane efsane oyuncu düşürürüz? 500 GP'ye kaç efsane gelir? Birinci sorum bu. Ben bugün yani çok efsane düşüreceğimi hissediyorum. Dün 800 bin GP'den fazla harcamıştık ve sadece 2 tane efsane gelmişti. Ama ben bugün 500 GP'ye bu hesabımızda 4 tane efsane düşürürüz diyorum arkadaşlar. İddialıyım. Yani 4 rakamını söylemek istiyorum. 4 diyorum. Eğer siz de tahminde bulunduysanız ikinci soru geliyor arkadaşlar. Listeden bir arkadaş seçiyorduk, bir futbolcu seçiyorduk. 500.000 GP'ye Yani isim Pirlo. Pirlo gelir mi arkadaşlar? Defansif orta savuncusu. Listenin de böyle ortalarında hani gelme ihtimali de yüksek gibi geldi bana. 500.000 GP'ye Pirlo gelir mi? Gelmez mi? Ee, ben 4 efsane gelir diyorum. Ve Pirlo da gelir diyorum arkadaşlar. O dördünden biri de Pirlo olur. Dört efsane gelir ve Pirlo gelir tahminlerinde bulundum. Top açılımına başlıyorum. Siz de tahminlerde bulunduysanız artık başlıyoruz arkadaşlar. Anlaş dedik ve ilk top açılımını gerçekleştiriyoruz. Bir de ilkinde Pirlo geliyormuş. Ama ilkinde efsane gelmedi. Hemen geçeyim buraya arkadaşlar. 3 tane gümüşle başladık. Çok talihsiz bir başlangıç oldu. Bir 25 bin daha verelim. Anlaş diyelim. 4 efsane dedim. Yani ben bayağı iddialı bir rakamda bulundum. Siyah top bile düşüremedik. İnşallah ilk siyah efsane siyah olur. 3. top açılımı 75.000 GP'yi şu an harcadık. Ve yine efsane vermedi. 3 tane altın top geldi ama efsane altın top hani olursa kaçırmayalım. Gözümüzden diye de şöyle bir bakıyorum. Henüz daha bir tane siyah top bile düşüremedik. Yani ilk siyah topumuz efsane siyah olur diye umuyorum. Yine efsanenin o girişini göremedik. Çok kötü bir top açılımına başladık. 100.000 GP'yi harcadık. Elde var sıfır. Siyah top bile vermedi. Normal siyah bile vermedi. Haydi bir 25.000. Umarım çifter çifter verir. Hadi be yine olmadı. Ve ilk siyah topumuz rakit işle geldi arkadaşlar. Birinci siyah topu düşürdük. Efsane elde var sıfır. Ben bir de dört tane hissettim. Yani çok iyi hissediyordum bugün. Çok düşüreceğimi tahmin etmiştim ama şu ana kadar sıfırla devam ediyoruz. Yani şu an çok güzel bir zaman. Tam 150 bin GP'ye harcadık. Ama efsane vermedi. Yine siyah top yok. İleri diyelim. Yani Konami dün de vermedi. Bugün de yani hiç vermedi şu ana kadar. Dün 800 bine iki tane verdi. Yani kolay kolay vermeyecek gibi görünüyor. Hemen çarpıya basalım. 25.000 GP. Anlaş diyelim. Haydi be. İşte bu arkadaşlar geliyor. Umarım iki tane gelir. Yani çifter çifter gelir. Çünkü ben 4 dedim. Yani bir tane bile kurtarmaz şu an beni. Ya bari pillo geleydi. Ben pillo dedim ama. Yani gelir dedim. Bu kafa olması lazım. Evet arkadaşlar. Sabrik oyuncusu kapıyı düşürdük. Umarım yanında bir efsane daha gelir. Hadi be gelmedi. Tek efsaneyle geldi. Kafayı düşürdük arkadaşlar. Bir altın bir gümüş geldi yanında. Şimdi bir 25.000 daha vereceğiz. Şu an ilk efsanemizi düşürdük. Pirlo gelmedi. Hadi bakalım. Bir pirlo çok güzel olur. Yani 2 de 2 yaparsam harika olacak. Ama efsane o efsanenin animasyonunu görmedik. 3 tane gümüş verdi. Bir 25 bin daha verelim. Anlaş dedik. Yani 200 bin GP harcadık ama bir efsane az oldu. Kolay kolay vermiyor. 2 altın. Yani siyah top da vermiyor o kadar. Yani bugün o anlamda da şanssızız. Haydi bir 25 bin. Yani umarım tek efsaneyle kapatmayız. 500 bin GP. Az buz değil. Kolay birikmiyor bu 500 bin GP. Yani siyah top bile vermiyor. İleri diyelim. Şuraya bak inanamıyorum. Gümüş topları ve altın topları bol bol verdi bize. Haydi bir 25 bin daha. Anlaş dedik. O girişi göremedik yine. Efsanenin girişini göremedik ne yazık ki. 3 tane gümüş. Felipe Melo da vardı orada eski Galatasaraylı. 25 bin diyelim. Haydi anlaş. Hadi be. Abi bir sesleneyim dedim. Belki hani çağırırız ama yine olmadı. Ara sıra yapıyorum. Geliyor denk geliyor ama bu sefer olmadı. Siyah top bile vermedi. Olacak iş değil. Şöyle bir içine gireyim bir efsaneye bakayım. Rümenige bize bir şans getirir mi acaba? Şöyle bir dolanayım. Bu sefer de böyle deneyeyim arkadaşlar. Anlaş diyelim. Haydi Rümenige bize getir bir efsane. Hadi be işte bu arkadaşlar. İkinci efsane geliyor. Rümenige bize efsane getiriyor. Haydi be. Bir de Rümenige geliyormuş yine dünkü gibi. Yani dün Rümenige Rümenige dedik. Rümenige gelmişti. Tam üstüne gelmişti. Iniesta herhalde. Evet, Iniesta arkadaşlar. Güzel bir efsane geldi. Güzel bir göbek oyuncusu geldi. Yanında biri daha var mı acaba? Atibaççı'sın varmış. Ya, o da efsane gibi oyuncu şimdi hani. İleri diyelim. İkinci efsaneyi düşürdük. Tabi bayağı GP'miz gitti ama. Yani öyle böyle değil. 500.000 GP'den başladık. Şu an hani az GP'miz kaldı. 200.000'in altına indik. Haydi bir 25.000. Ben 4 dedim. Daha 2 tane daha efsane gelmeli. Pirlo da gelecek dedim ben. Ama şu ana kadar Pillo'yu düşüremedik. İki tane efsane var elimizde. Acaba bir Rümenige yine şans getirir mi? Şöyle bir bakalım. Az önce yani Rümenige bize getirdi bir efsaneyi. Şöyle bir geri diyelim. Haydi be Rümenige. Bir efsane daha. Anlaş dedik. Aha yine bir efsane geliyor arkadaşlar. Yani bulduk. Efsane çıkarma taktiği bulduk şu an. Rümenige yani efsaneleri bize bir bir getiriyor. Bu Rümenige'nin getirdiği ikinci efsane. Haydi be. Kendisi geldi arkadaşlar. Pardon Matius'muş bu. Ben bir an Rümenige zannettim. Matius tabii ki. Ma olsun Matius da güzel efsane arkadaşlar. Üçüncü efsaneyi düşürdük. Bir an onu Rümenige zannettim ama yüzü görünce Matius tabii o. Matius da ama güzel efsane. Şimdi hani hakkını verelim. Benim ana hesabımda yanılmıyorsam iki tane gelmişti galiba. Beğendiğim bir oyuncu. Yani savunma yönü güçlü bir göbek oyuncusu atıyoruz. Şu an 3 tane efsane etti. Daha top açılımı var. Bir tane daha efsane gelebilir belki. İnşallah daha fazla gelir ama. Yani o da pirli olursa 2'de 2. Herhalde ilk defa yapacağım. Daha önce 2'de 2 yaptığımı hiç hatırlamıyorum. Şöyle bir Rümenige bir daha şans getirir mi bize? Şöyle bir daha bakalım ya. 3'te 3 olmaz diye düşünüyorum ama. Ya yani neden olmasın? Hadi be. Bu sefer de gelirse tamam yani taktik diyeceğim bu. Anlaş dedik. Haydi be Rümenige. Tüh bu sefer olmadı arkadaşlar. Bu sefer getirmedi. İki defa denk geldi. Herhalde denk geldi yani. Bu sefer bize Rümenige bir efsane getiremedi. Son 100.000 arkadaşlar. Yani 4 tane top açma hakkımız kaldı. 3 efsane geldi ama. Çok güzel yani sayı olarak memnunum. Ama bir tane daha gelmeli. Hadi be o da Pirlo olsa harika olacak. Pirlo için devam ediyoruz. O girişi göremedik. Şöyle Pirlo. Oo Neymar geldi arkadaşlar. Neymar iki de altın top. Neymar'ı hiç beklemiyordum yani. Bir an o efsanenin girişini görmeyince hani gümüşleri verecek zannettim ama Neymar geldi. Son 3 top açılımı. Yani Pirlo için devam ediyoruz. Pirlo gelirse 2'de 2. Haydi be. O efsanenin girişini göremedik. Bari sarı efsane verse o da efsanedir sonuçta. Son iki top açılımı. Yine son kez bir gelin şöyle bir kartına bakalım. Bu arada yani listenin ilk sırasındaki Neymar'ın geleceğini de tahmin etmemiştim. Yani Neymar geldi. Normalde efsaneler olmasa Neymar gelir mi gelmez mi diye soracaktı ama efsaneler olunca efsaneden seçeyim dedim. Anlaş dedik. Haydi be. Pirlo için. Olmadı. Pirlo'yu burada da düşüremedik. Pizzi geldi. Altın top ve 2 gümüş top. Son top açılım arkadaşlar. Yani efsane olarak artık sona kaldım ben tahminimde. Belki benim gibi şu an son topa kalan arkadaşlarım vardır. Yani şu an 3 diyen arkadaşlarım 4 gelmesin diyordur. Ve Pirlo gelmesi gelmeyecek diyen arkadaşlarım da Pirlo gelmesin diye bekliyordur. Benim gibi de Pirlo gelecek 4 tahmininde bulunanlar ya da 5 tahmininde bulunanlar şu an bir tane e, ya da iki tane efsane bekliyorlar. Bakalım gelecek mi? Çok merak ediyorum. İki de iki mi yapacağım? İki de sıfır mı? Yani kader anı benim için ve benim gibi tahminde bulunanlar için haydi bir 25 bin. Haydi be. Anlaş dedik. Ver bir efsane. Olmadı. Olmadı. Yani bir sarı efsane araya sıkıştırsa bari dördüncü efsane olurdu. Hadi be bir sarı efsane acaba yok olmadı. Kehrer geldi. Bazen sarı efsaneler ikinci sırada filan oluyor arkadaşlar. Hani daha yüksek seviyeli oyuncu gelince o tabi sağda kalıyor. Ya da üçte artık gelen oyunculara göre. Gelmedi. İki tane sarı düşürdük. Ya çok yaklaştım ama olmadı. Çok yaklaştım ama iki de sıfır çektim yani. Öyle yaklaştık. Aslında son topta Pirlo gelse 2'de 2 iki olacaktı. Nasip olmadı. 2'de i̇ki 2 iki yapamadık. Tamam güzel efsaneler geldi o anlamda. Hani Al ilk 11'e koy yani. Güzel 3 tane efsane düşürdük. O anlamda hani güzel oldu. Lakin ben 4 tane gelir diye tahmin ediyordum. Öyle hissediyordum. Belki birazcık daha GP'miz olsa 50 bin. Dördüncüyü düşüreceğiz ama nasip olmadı. Sizlere iyi oyunlar, iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Sizlerin tahminleri neydi? 2'de 2 mi yaptınız? 2'de 1 mi? 2'de 0 mı? Ne tahminde bulunmuştunuz? Yorum yazarak paylaşırsanız çok sevinirim. Size iyi oyunlar, iyi seyirler. Görüşmek üzere.